Kemal'cim tamam. Hayır, şimdi şöyle, tamam, senin e-mailin yok değil mi? Ders notlarını sana ulaşamıyor. Bunları sana kargo ile göndersek eline ulaşabilecek mi? Mikro iktisat. Evet. Alıyorum. Efendim, yok tamam. Arkadaşlar makro iktisat vardı orada. Kazım Sarıçoban hocamızın. 2, o geldi galiba. Mikro ve makro oldu. İktisadi düşünceler tarihi. Daha önce mail olarak atmıştık galiba onu hocadan. Gelmiş değil mi Ramazan Bey hocam? Evet. Ekonomi 2. Kübra Önder hocamın, onu da işaretleyelim. Evet, muhasebesi. Siz onu yapın, ben ismini yazayım arkadaşlar. İş ve güvenlik sosyal hukuku. Proje yönetim. Tamam, genel muhasebe. Evet. Bir de içine not yazalım arkadaşlar, ben öğrenci bize. Bütün dünyanın yaşadığı, ülkemizin de önemli ölçüde etkilendiği bu salgın süreci itibariyle üniversiteler malumunuz ara verildi, yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitime geçtik. Üniversitemizde şu anda bütün eğitimini uzaktan eğitimle online olarak yürütüyor. Ancak öğrencilerimiz bir gecede buradan ayrılmak durumunda kaldı çoğu ve bir kısmının da uzaktan eğitime ulaşma imkanı olmadı. Çok küçük bir grup, %1'lik bir grup. Ama öyle de olsa kimisi Antalya'nın yayla köylerinde, kimisi Doğu Anadolu'nun ücra köşelerinde, mezralarda olan öğrencilerimiz var. Bunlar bize ulaştılar. Biz de sınav dönemlerinde, ödev dönemlerinde rahat bir şekilde hazırlanabilmeleri için öğretim elemanları tarafından oluşturulan ders notlarını kendilerine postalıyoruz. Yaklaşık 200-300 aralığında şu anda önemli bir ölçüde gönderiyi tamamladık. Derdimiz şu, bu öğrencilerimizin eğitime ulaşmasının önündeki bütün engelleri kaldırmak. Yani öğrencilerimiz bu dönemde de bütün şartlara, zorluklara rağmen eğitimin hiçbir şekilde ihmal edilemeyeceğini, öğrencilerimiz de bunun farkında ve bu konuya çok sıcak ve olumlu yaklaştılar bize. Devlet kendilerine her zaman sahip çıktığını ve destek olduğunu görmeleri bakımından da bu önemli bir davranış olarak şekillendiriyoruz. Çünkü şartlar her zaman istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Ama eğitimden vazgeçmemiz ve eğitim imkanlarını öğrencinin nerede olursa olsun ayağına ulaştırmamızı engellemiyor. Bu sebeple de çok önem verdiğimiz bir çalışma oldu. İnşallah bu süreci hep beraber atlatmış oluruz.